Evet sevgili arkadaşlar, herkese selamlar. Artık ezberleyeceğimiz şeylerin sayısı arttı ve biz onları ezberlemekte zorlanıyorsak sizlere nasıl ezber yapılır, bunlar nasıl akılda daha kolay kalıcı olur, şimdi anlatıyorum. Haydi başlayalım. Evet sevgili arkadaşlar, bazen ezberlememiz gereken şeyler haddinden fazla olabiliyor ve ne kadar okursak okuyalım onları ezberlemeye çalıştığımız için bazen akılda kalamayabiliyor. Şimdi bunları pozitife çevirecek şeyler tabii ki var. Bu taktikleri bazı arkadaşlarımız eminim kullanıyor ve sizler de aslında şimdi söyleyeceğim şeyleri veya onların haricinde bazı taktikler kullanıyorsunuzdur muhtemelen. Onları da yorumlara yazarsanız ben de bu taktikleri belki gelecek bir videoyla yine arkadaşlara anlatma fırsatı da elde ederim. Evet sevgili arkadaşlar, şimdi bu ezberleme durumu aslında derslere bakış açımızla doğrudan alakalı. Şimdi ders çalışmayı bilmiyorsak, özellikle yazılı önceleri, bu mesela sayısal derslerde biraz daha fazladır. Mesela biyoloji dersini örnek alalım. Biyoloji dersinden diyelim ki bir yazılı sınava hazırlanıyoruz ve o sınavda arkadaşlar ezberlememiz gereken birçok terim ve cümleler dolusu bilgi olduğu için bizler bir konuda ustalaşmak istiyorsak maalesef tüm paragrafı ezberlemeye çalışıyoruz. Tüm paragrafı ezberlemeye çalışırken de aynı zamanda içerisinde birden fazla terimler giriyor ve arkadaşlar biz birkaç paragrafı ezberlemeye çalışana kadar maalesef birçok üniteye hiç bakamadan sınavlara girmek zorunda kalabiliyoruz. İşte şimdi anlatacaklarım kısa süre içerisinde birçok şeye odaklanmanızı sağlayacak ve sizler birçok şeye odaklanarak aslında oradan yapacağınız yorumlamalarla birçok şeyi çok kısa sürede ezberleyebilir, bunların üstesinden gelebilir, yüksek puanlar alabilirsiniz. Bununla ilgili ilk maddemiz renkli post-itler hazırlamanız. Sevgili arkadaşlar, renkli kağıtlar özellikle görsel öğrenme gücü yüksek olan arkadaşlar için ayırt etmeyi sağlar. Bu yüzden sizler renkli kağıtlara ezberlemeniz gereken şeyler her neyse bunları böyle kısa kısa sözcüklerle, anahtar kelime dediğimiz sözcüklerle yazmalısınız ve bunları da sürekli görebileceğiniz uygun olan yerlere asmalısınız. Bunu yaptığınız takdirde sizler bu kağıtları astığınız yerlerin önünden geçtiğiniz zaman veya ders çalışma masanızın üzerinde hemen karşınıza koyduğunuz zaman sürekli olarak gözünüzün önüne getirebilirsiniz. Gözünüzün önüne getirme durumu yarın öbür gün sizlere şu hatırlatmayı yapacak. Evet ben bu bilgiyi hatırlıyorum ve bu bilgi de galiba masamın hemen sağ tarafında, panomun böyle birazcık daha sol üst kısmındaydı. Evet bunu hatırladığınız zaman onun üzerinde yazan şeyi de hatırlayabilirsiniz ve bu yüzden sizler de görsel öğrenme gücünüzü kullanarak hatırlamalarınızı gerçekleştirebilirsiniz. Şimdi bununla bağlantılı olarak bir diğer maddemize gelelim. Sevgili arkadaşlar, bu hazırladığınız kağıtlara yazdığınız sözcükleri eğer sayılarını çok çoğalttıysak, yani birden fazla post-it varsa ve bunlar birbirinin içerisine girdiyse, karma karışık görünüyorsa, ezberlemeniz gereken yine çok şey varmış gibi göründüyse, o zaman yapmanız gereken şeylerden bir tanesi bu post-itlerin yerlerini değiştirmek. Örnek veriyorum, bir kısmını odanıza, bir kısmını yatağınızın başucuna, belki bir kısmını dolabınıza, belki bir kısmını koridora, salona vesaire evin farklı yerlerine asabilirsiniz. Ama dikkat edin, bir süre sonra evinizin her yeri post-it olmasın. Tabii ki burada aktarmak istediğimi aslında anladınız. Eğer mekanları değiştirirseniz, post-itler arasında gruplamalar yaparsanız, farklı istasyonlar yaparsanız, belki bir istasyon turlama taktiğiyle her post-it grubunu kendi içerisinde düzenli olarak tekrar ederseniz yine öğrenmeleriniz kalıcı bir şekilde gerçekleşebilir. Evet sevgili arkadaşlar, bir sonraki maddemiz kodlamalar yapmanız. Evet biraz önce biyoloji örneğini vermiştim. Uzunca bir paragraf ezberlemek zorunda kalabiliyoruz ve maalesef arkadaşlar da ne yapıyorlar? Bu paragrafı kelime kelime ezberlemeye çalışıyorlar. Sevgili arkadaşlar, böyle bir ezber mantığı mümkün değil. Bu yüzden sizler ezberlemeniz gereken şeylerde önce anahtar kelimeleri çıkaracaksınız. Bu anahtar kelimeler sizlere o cümleyi, hatta o paragrafı hatırlatacak. Bu yüzden sizler o paragrafı da kendi cümlelerinizle yazmalısınız. İşte tam olarak etkili öğrenme stili budur. Bir sözcük ezberliyorsunuz. O sözcük size önce cümleyi, sonra paragrafı çağrıştırıyor. Sizler bu şekilde 10 veya 15 tane sözcüğü ezberlediğinizi düşünün. Bu da demek oluyor ki 10 veya 15 ayrı paragrafı genel olarak ezberleme durumuna girebilirsiniz. Tabii burada ezberlemenin yanında yorumlama gücü devreye giriyor. İşte düzenli olarak kitap okuyanlar, hayal gücü geniş olanlar veya bu tarz aktiviteleri yoğunlukla yapan arkadaşlar bu yorumlama gücünü biraz daha güzel elde edebiliyorlar. Yani üretebilme gücünü daha etkin kullanabiliyorlar. Bu yüzden ne yapacağız? Küçükten büyüğe doğru, yani özelden genele doğru gideceğiz. Bir sözcük ezberle, o sözcük sana cümleyi veya paragrafı hatırlatsın. Sen de bununla ilgili olarak o sözcüğün etrafında cümlelerini doldurmaya çalış. Bunu yapabilen arkadaşlar önce derslerinde, sonra hayatta başarılı olurlar. Çünkü karşılaşacağımız durumlara geliştireceğimiz doğaçlama aktiviteler, doğaçlama cümleler veya yöntemler veya çözümler sizlere gerçek başarı getirecektir. Bunu ilk olarak yazılılarınızda ezberlemeniz gereken şeylerde deneyebilirsiniz. Evet sevgili arkadaşlar, bir başka maddemiz de öğrendiklerini bir başkasına anlatmanız. Bu ailenizden biri olabilir, arkadaşlarınız olabilir veya benim anlatacak hiç kimsem yok diyorsanız
aynanın karşısına geçip öğrendiklerinizi bir öğretmenmiş gibi anlatabilirsiniz. Hakim olduğunuz bir şeyi anlatırken bilgiler yüksek ihtimal kalıcı hale dönüşür. Sizler de bu kalıcılığı yakalamak istiyorsanız ezberlediğiniz veya öğrendiğiniz şeyleri de birine anlatacaksınız. Anlattığınız kadar ezberlemiş olursunuz. Evet, gelelim son maddemize. Hikayeler oluşturma. Sevgili arkadaşlar, ezberleyeceğiniz maddeler 8 tane, 10 tane, 12 tane olabilir ve sizler bunun üstesinden gelebilmek için bunları ilginç, başkalarına saçma bile gelebilecek olsa farklı hikayeler oluşturabilirsiniz. Oluşturduğunuz en saçma, en ilginç, en değişik hikayeler bu sözcüklerden oluşmalı ve ardı ardına gelmeli. Sonra sizler hikayeyi aklınıza getirdiğiniz zaman bir bakmışsınız ki onlarca sözcüğü, onlarca maddeyi ezberlemişsiniz. Hikaye oluşturma taktiği de bu yüzden oldukça önemli. Evet sevgili arkadaşlar, şimdi sizler hangi taktikleri kullanıyorsunuz ezberleme yapmak için? Bunları da yorumlara yazarsanız tek tek okumak isterim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.